Arkadaşlar hoş geldiniz. 1990 yılına Hindistan uçuyoruz. Yine çok şık bir oyuna birlikteyiz. Beyazlar Alexander Chernin, siyahlar Judith Polgar. Bakalım oyunu beğenecek misiniz? C4 G6 İngiliz açılışı tercihi gelmiş ve D4 at F6 Siyalar biliyorsunuz Macar kadın büyük usta. Gerçekten tarihe altın harfler adını yazdırmış bir büyük ustamız. Fil 7 ve E4 beyazlar merkezi kontrol ediyor. siyalarda da D6 sürüşüyle C5 ve E5 kaderini şu an için kontrol etti diyebiliriz. H3 oynanmış. Fil G4 hamlesini kesilmek isteniyor. Çünkü at F3'e bazı varyantları siyahlar fil G4 gelerek F3'teki at açmaz ve hızlı bir şekilde E5 sürüşünü gerçekleştiriyor. Kısa rok siyahlardan at F3 ve E5. Beyazlar D5 ile devam etmiş. Çünkü D E5 hamlesi mantıklı bir hamle değil. Bakın D E5, D E5, at alır E5 ile beyazlar piyon kazanamıyor. Çünkü vezir alır D1, şey bir d bir ve burada at E4 hamlesi var hem e4'teki piyon almış oldu hem de bakın e5 karesindeki at tehdit altında. At e4 fil e5'ten sonra siyahların filleri çok aktif. Piyonlar eşit olsa bile debirdeki beyaz şah çok açıkta. F5 sürüşleri olacak. At c6'lar gelecek. Fil f5 olabilir. Kale d8 olabilir. Siyahın oldukça üstün olduğu bir konum diyoruz. Ve bu varyantı es geçiyoruz. Tabii ki d5 d5'ten sonra beyazlar isterse vezir d8 alıp sonrasında fil g5 de buradaki atı da açmazabilir Ama bu varyantta beyaza pek bir şey vermez. Çünkü at altı gibi bir hamle var. At e5 hamlesinde yine kale e8 ve e4 piyonu yine boşta. Beyazlar hiçbir şekilde e5 ekip piyonu kazanamıyor sevgili arkadaşlar. Oyunumuza geri döndüğümüzde burada beyazın oyunu tıkamayı tercih ettiğini görüyoruz. Ve siyahlar zayıflayan c5 karesine hemen ele geçirmek adına at 6 oynuyor. Fikir tabii ki c5 karesine ele geçirmek. File 3 c5 kontrolü ve siyahlardan önemli bir hamle geliyor. Size soracağım. Videoyu durdurun ve 8. hamlede Polgar'ın oynadığı hamleyi bulmaya çalışın. Tabii ki siyahın E5, D6, C7 er yapısına ek olarak E4 piyona ve dolayısıyla merkeze saldırması için mutlaka yapması gereken bir hamle var. O da çoğunuzun düşündüğü gibi F5 sürüşü. Bu sürüşü gerçekleştiren iki hamle olabilir. At 7 ya da at h5 tabii ki at 8 de olabilir. 3 hamle diyelim. Ama bu 2 hamle çok daha aktif. Çünkü d7'deki at c5 kontrol ediyor. H5'deki at da aynı zamanda f4'e gitmek istiyor. Ama e8'deki at henüz herhangi bir şey yapmak istemiyor. At h5 oynamış. Burada polgar ve beyaz hemen at açıklığı oynamış. Fikir şu. D1'deki vizir h5'e bakıyor. Beyaz fil e2 oynayarak da h5'e saldırabilir. Eğer siye hızlı bir şekilde f5 oynamazsa ve beyaz fil e2 ile buradaki ata saldırırsa at f6'ya döndükten sonra Ciddi bir şekilde zaman kaybetmiş olacak Siyahlar. Bu sebeple Siyah'ın hızlı oynaması lazım. Tabii ki burada F5 hamlesine bakacağız ilk olarak. F5 hamlesine E alır F5 gibi çok önemli bir hamle var. Normalde bu tarz konularda Siyah'ın mutlaka GF5 alması gerekiyor ki piyonlar e, takım halinde çalışabilirsin. Ancak burada atışkinin oynanma mantığında olduğu üzere Debirdeki vezir H5'e baktığı için G alınamıyor at boşta. E şimdi fil alır F5 alacaksa siyahlar. E buna da bu sefer E5'teki piyon yalnız kaldı. Yardımcı bir piyon yok. Pek bir şey elde etmedik. Ek olarak da zaten G4 hamlesi çatalara hemen fil ve attan birini kazanıyor beyazlar. Şimdi vezir E8 oynanmış bir tane önemli bir hamle. F5'e E alır F5 alınırsa G alacak. Ve E8'deki vezir H5'i kontrol ediyor olacak bu senaryoda. Beyaz hemen file 2 oynamış ve siyah F5 oynayarak Konumu karıştırmayı tercih etmiş. Şimdi arkadaşlar bakın. E alır f5 alınırsa ki oyunda e f5 alınmış. Siyahın önemli bir hamlesi var. İsteyenler videoyu durdurup düşünebilirler. G 5 almıyoruz. Bakın h5'te at boşta. Ara hamle olarak söyleyebileceğimiz at f4 gibi çok önemli bir hamle var sevgili arkadaşlar. Ki oyunda Polgar at f4 oynuyor. Fikir şu. Eğer f g6 alırsanız ki oyunumuzda at alınmış. F g6 alırsanız Siyalar burada çok güzel bir şekilde F4'teki atın aktifliğine yararlanarak G2 alıyor. At G2 şah. Şah F1 oynarsanız ve G2'deki ata saldırırsanız at E3. İyi akşamlar Türkiye var. Ee, görmüş olduğunuz gibi bu çatalı engelleyecek fiyatı E3 hamlesi yapılamıyor. Çünkü kale buradaki piyonu açmaz almış durumda. Bu sebeple at G2 izin veremez beyazlar. Ve fiyatı F4 hamlesi tercihi geliyor Alexander Çörnü'nden. Fil F4 F4, FG6, vezir G6. Burada isterseniz biraz duralım. Piyonlara baktığımız zaman 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Beyazın bir piyon önünde olduğunu görüyoruz. Ancak konum değerlendirmesi sadece materyal sayılarak yapılmaz. Şahın güvenliği ve taşların aktivitesi de çok önemli. Beyazın C3 dışında aktif bir taşını göremiyorum. Belki ilgideki fili de dahil edebiliriz bu olayı. Çünkü en azından H5 karesine bakıyor diyebiliriz. Ancak diğer taşların hiçbirisi oyunda değil ve şah güvenliği sağlamamış. Siyah taşlarına baktığımız zaman bu at Cebeş'e yerleşecek. Buradaki fil H3'e bakıyor. Yani rok atıldığı an mesela beyazlar rok atmayı deneyelim. Hemen fil h kafamıza. Alamıyoruz. Vezir G2 var. E, açmaz var. Şu an mat de geliyor. Şimdi rok atamıyoruz. Buradaki fil çok aktif. F5'e gidebilir. H3'e bakıyor. E, kale aktif. Bakın F altında çalışıyor. Bu piyon her an F3'e sürülebilir. G7 karesindeki fil de çok aktif. En önemli çapraza bakıyor. Buradaki da oyuna girecek ve en son kale 8 oynayacak. Yani siyah taşların hepsinden neredeyse verim alınabilirken beyazlar taşlarından verim alamıyor. Şimdi bu sebeple G2'yi korumak isteyenler beyazlar şah bir e oynamış. Şahla koruyor çünkü dediğim gibi rok atamıyor aç boşta. Şah F1'e at C5. Siyahlar hemen oyuna atını sokuyor. Kale C1 ve fil F5. D3 karesinin kontrolü C2'nin kontrolü komple siyahların eline geçti. At F3. Beyazlar oyunda olmayan taşın oyunu sokmaya çalışıyor ve enteresan bir şekilde siyah acele etmek istemiyorum diyor ve fil F6 oynuyor. Bakın fil F6 oynamazsanız ataş 4'ten sonra buradaki fil gidecek buradaki fil giderse E2'deki fil çok güçlü olacak. Ve bu fili beyazlar isterse F3'e oturur isterse G4'ten E6'ya oturur bir sürü fikir var. Tabii ki B4 oynayıp bu atı kovduktan sonra. Dolayısıyla bu fili vermek istenen siyahlar hemen fil F6 oynamış. Şah gibi şahı H2'ye aktarıp kalın açmak istiyor. Şah G1 hamlesine siyahın çok güzel bir hamlesi var. Üçüncü sorumuzdayız. Videoyu durdurun ve Polgar'ın oynadığı hamleyi bulmaya çalışın. Arkadaşlar Polgar bu konumda madem sen şahını kaçırmak istiyorsun. Ve madem G2 karesi zayıf o zaman ben kalemi G altına oyuna sokayım diyor ve şah 8 oynuyor sevgili arkadaşlar. Şah G'de kale G8 artık G2'den mat oluştu. Batı korumak isteyen Körn'ün hemen kale G1 oynuyor. Ve şimdi siyahlar vezir aşağı e oynuyor. Bakın filler buraya bakıyor. Vezir H etkili kalede G hattına etkili çok aktif bir konum. Beyazlar fil ve 1 oynamış hem G2 hem de 3'cü fili korumak adına ve şimdi kaleleri çiftlemek adına kale G7 tercih geliyor. Kale G8 oynayacak ve G hattından baskı yaptıracak. Buradaki atın artık kovulması gerektiğini düşünen Alexander Churnin hemen B4 oynuyor. At D7 de. ve gel filleri keselim diyor filde. Çok çok önemli bir konum. Arkadaşlar bakın burada beyazlar Siege'ın atanından rahatsız olacak ki acilen taşları azaltmak istiyor ancak Polgar'ın muhteşem bir hamlesi var. Belki de oyunun hamlesi bu hamle. Videoyu durdurun ve dördüncü sorumuzdayız. Sizce Polgar bu konuda ne oynamıştır? Bakalım olabilecek misiniz? Arkadaşlar Polgar sen F1 karesindeki filini öyle kafana göre ayıramazsın diyor. Öncelikle isterseniz fil D3'e bakalım. Fil D3, vezir D3 sonrasında Beyaz'ın artık daha üstün olmaya doğru gittiği bir konum olurdu. Çünkü bu at D4'e gidecek. Kaleye bile gidecek. Belki cebe sürülebilir ve birçok kare kontrol ediliyor. Siyah atağında ilerleme sağlıyor. Çünkü F4 karesindeki piyon siyah filin de kullanımı engelliyor. Arkadaşlar Polgar'ın buradaki muhteşem hamlesi. Hazır mısınız? Hazır mısınız? İçten G'ye doğru sayın. Kale alır G2. İnanılmaz bir hamle. Yani hem kale hem de şah bu piyonu koruyor. Ancak dediğim gibi savunma tarafında en önemli e, taşı ortadan kaldırmalısınız. Kale G2 çok çok önemli bir piyon ortadan kaldırmasına imkan tanıyor. Artık açığı kim koruyacak? Kale alır g2'ye. Şimdi vezirle alınırsa bakın, şahçıdan sonra hiçbir şey elde edilemiyor. Şu an mat fikri kalmadı. Siyalar o yüzden fil ve şuç almış. Şu an kaleye de saldırı var. At e4 gelmiş beyazlar. Bakın, şah g1 tarzı bir hamle yaparsanız burada herhangi bir şey elde edemiyorsunuz. Siyalar basitçe fil g2 alıyor. Fil g2 şah g2. Fil c3, kale c3 ve kale g7 şey e, vezir g7 şah'tan sonra c3'teki kale boşta. Dolayısıyla e, önde kalıyor siyahlar. Bu sebeple at e4 oynamış beyazlar. Siyahlar buradaki savunma taşından kurtulmak adına hem at e5 oynuyor. At e5, file 5 Bakın artık f3 şeklinde ortada. Şimdi at g5 oynamış beyazlar. Fikir at f7 çatal çekmek. Ama arkadaşlar g2'deki kaleyi alıyor siyahlar ve şah çekiyor. Fil g2, şah g2. Şimdi vezir g5. Kale file kale fil kaldı ancak... Beyaz şahın konumunda ciddi zayıflıklar var. Çok fazla delik var. Ve ters filde saldıran taraf daha avantajlı. Bunu unutmayın. Arkadaşlar şah F3 oynanmış. Ve bu kayın oyuna girmesini izleyeceğiz şimdi. Kale G8 dünden. Şah E2 kaçmak istiyorum diyor ancak kaçmak kolay değil. F3 çift tünlem geliyor burada. F3 artık şah F3 almak zorundasınız. Çünkü şah D2'yi kaçamıyorsunuz. E1'e giderseniz kale 8 file C3 maç var. Mat var. E buraya gelerseniz vezir gibi bir mat var. E, şah f 3 aldığınız zaman da vezir H5 ve iyi akşamlar Türkiye arkadaşlar ya da vezir G4. Çünkü şah E3 oynadıktan sonra bu şahın kaçabileceği alan fil F4 ile engelleniyor. Bakın şah D4, fil C1 ve oyun bitmiş oluyor. Kale önünde kalmış oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişsiniz. Unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.